geri dostlar. Sponsorlarımız golver.com ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar enteresan enteresan duyumlar var. Bizim dışımızda şöyle bir duyum var. Başakşehir Lig 1 ekibi nice'nin Ays'ın Yusuf Nidiaşimi için yaptığı 9 milyon euroluk ilk teklifi reddetti şeklinde. Çünkü Başakşehir Nidiaşimi için 12 milyon euro istiyormuş. Bu sezon 29 maç 7 gol, 1 asist ve hem stoperde hem ön libero'da oynayabilen isim için görüşmeleri sürüyormuş. Yeni Malatya 2020 yılında 45 bin euroya getirdi ve geçen sezon devre arasında 2 milyon 150 bin euroya Başakşehir'e transfer oldu. Bu arkadaşı Fenerbahçe'ye alsa dediğim zaman, burada yalvardığım zaman birçok arkadaşımız kala kala buna mı kaldık diye bas bas bağırmıştı. Hakikaten kala kala buna mı kalmışız bu da enteresan. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ligin en zor deplasmanlarından Uludağ Fury Frit yok Uludağ Firit diye Bursa Sporu, ekstra Bursa Sporu diye ekstra Bursa 8400 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarttı. Bunlar da enteresan yani bir arka arkaya kaybediyorlar bir düzeliyorlar. Ligde Fenerbahçe'miz biliyorsunuz ee... Hakemin şiddetli bir şekilde rakibin sertliklerine müsaade ettiği maçta Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ve Papi'nin Valencia'ya faulünde devam kararı sorulmuş. Trio ekibine Lale Orta demiş ki en azından sarı olmalıydı. Kırmızı bile eleştirilmezdi. Bülent Yıldırım şiddet arkadan sarı olmalı. Deniz Çoban gattarca hakem faul çalmadı. Sadece sarı diyemiyorum. Kırmızı gösterse yani daha doğru diyor bu hareket için. Ha sorsam dünden beri birçok arkadaşımız yani iki gündür birçok arkadaşımız diyor ki hocam sen de her şeyde hakem diyorsun. Ben her şeyde hakem demiyorum. Açın bakın. Galatasaray maçına bakın. Trabzonspor maçına bakın. Tamam. Bak arkadaşlar hakem demek illa kritik karar verdi. işte golünü saymadı demek değil. Adam sana inceden inceden sertten sertten faul yapar. Senin adamın dokunur. Faul verir ama ona göstermesi gereken kartı göstermez. Hadi buyurun. İkin 19. haftasında Ümraniye karşılaşacağız. Ümraniye Spor'da sosyal medyaya göre Devalle ve Serkan Kırıntılı kadro dışı bırakıldı diyor. Zaten Serkan Kırıntılı oynamıyordu Ümraniye Spor'da ama <laughs> Devalle'nin oynamaması bence yetenekli bir isim. iyi olur Fenerbahçe açısından. Hep mi Galatasaray maçlarından önce isimleri transfer dedikodularıyla çıkacak bir kez de bizim olsun. Bu arada inşallah Galatasaray hem ligde hem kupada arka arkaya mağlubiyetler alır. İnşallah yani Galatasaray'la Kemler'de arada sırada inşallah insafa gelip adil maçlar yönetir. Gerçi zor. Yani lig dizayn ediliyor. Hava alanlarında zorlu sezonu diyenler sus pus. Hatta benim bir arkadaşım vardı. Zorlu sezonu diyordu. Şimdi dansöz kıyafeti giyerek geziyor sokakta. Diyor ki en büyük dansöz benim. Arkadaş öyle diyor En büyük dansözün kendisi olduğunu iddia ediyor. O kadar büyük sözmüş arkadaşımız. Çünkü diyordu ki eğer bir Galatasaray yöneticisi bir federasyon yetkilisiyle bir yerde toplantı yapsın bu görsellensin Galatasaray'ı bırakırım diyordu. Hala tutuyor. Çevrenizde eminim böyle delikanlı Galatasaray taraftarı çoktur. Yani ben bir şey demiyorum ya. Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Souza'nın peşinde diye bir haberimiz var. Son dakika haberi diye paylaşmışlar. Transfer haberi diye paylaşmışlar. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferde rakip olduğu iddiaları var. Şilili Solbek Gabriel Suazo'ya Gabriel Suazo İkisi de talipmiş. Şimdi transfer markette iddia olarak ortaya atılan bir haber bu. Yani iddia olarak ortaya atıldığını da belirtiyorum. Kolo kolo forması giyiyor. 25 yaşındaki Şilili Solbek 1 Ocak 2023'te serbest kalmış. Yani kolo kolo forması giyen arkadaşımız artık serbest, artık kolo kolo da olabilir, kulu kulu da olabilir, hopla vik zıpla kulu kulu de olabilir. Bu Gabriel Suazo'yu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biz bunun sadece şartlarını sormuştuk. Eylül-Ekim gibi diye hatırlıyorum ama yanlışım olabilir. 2 milyon euro piyasa değeri var ama tolus almış. Yani çok enteresan. Tolus dün almış. Çok ilginç yani. 2 milyon euro. Ha bize gelsin dediğim zaman itiraz eden arkadaşlar şimdi Tolus alınca diyecekler ki bak elden kaçırdık. Transfer market değeri 2 milyon euro diye burun kıvırıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın siz yapıyorsunuz. Siz kıvırıyorsunuz. Kıvırmayın. 2 milyon euroyu görünce yok diyorsunuz. bu arada Meşhur bir duyumcu demiş ki Fenerbahçe sol bek alırsa Alioski'nin sözleşmesi feshedilebilir. Allah. İlk defa görüyorsanız muhakkak abone olmanız lazım. Aa, bu arada ben teşekkür ediyorum. 28.200 aboneden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizlerin böyle katkısıyla e, kanalımız daha da güzel yerlere ulaşacak. Bilginiz olsun. Yani ben eminim yani sizin bu desteğiniz müthiş bir şekilde sürecek hissediyorum. Fenerbahçe'den kaleci hamlesi Straskro Koskat Pekmez Neyse adını söyleyemedim ama yalan olduğunu söyleyeyim. Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçmiş Fenerbahçe. Bay Brentford'un kalecisi Tomas Strakoşka'yı listesine almış. Hocam bak istediğin zaman söyleyebiliyorsun. Ara transferde Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe. Haberin geri kalanı bomboş arkadaşlar. Okumuyorum bile. Ve bir de Galatasaray vardı. O neymiş? Geçtiğimiz sezon Napoli'nin kalesini, kalesini korumuş. İstanbul'da Galatasaray'dan yediği hatalı golle hatıralarda kalmıştı. Ha. Sırada kulübü varmış 27 yaşındaki kalecinin. Bir de oradan touch blue ver. Tabi. Bir de taç blue alayım falan yapıyordu ya adam o bir şey istiyordu. Taş blue ver diyordu. Bu da öyle bir şey. Arkadaşlar asla aslar yok. Ben size kaleci transferi anlatayım mı? Nasıl olduğunu. Altay Bayındır'la ilgili bazı yabancı ajans sahipleri bizim Türkiye'deki bazı duyumculara diyorlar ki Altay'ı kötüleyin. E bizim karşılığı ne olacak? Altay Bayındır'ı kötüleyin. Kamuoyu oluşturun. Biz Fenerbahçe yönetimine gidip kaleci sunacağız diyor. Bizim Sakal ne olacak? 100.000 Euro. Ve hep birazdan Altay Bayındır kötülenmeye başlıyor. Serdar Ali Çelikler'in başını çektiği bir grup Altay linçlemesine başlıyor. Yok takımda kaleci yok, yok şöyle yok böyle falan filan. E tabi bizim taraftar da çok sevecen bizim taraftar şeyi çok seviyor. Ben demiştim. Ben demiştim o ölecek diye. Misal veriyorum trafik kazası oluyor. 45 kişi ölüyor. Ben demiştim. Yakın zamanda trafik kazası olup ölecekti. De dedim Şimdi bir yerde deprem oluyor. Ben dedim kıyamete yakın deprem çok olacak dedim. Dedim. E Fenerbahçe ligi birinci bitiremiyor. Ben dedim. E ta yedi sene önce söyledim. Fenerbahçe dedim yedi sene sonra birinci olamayacak dedim. Ya bu olumsuzluk bilme merakınızı anlamıyorum. Ya nasıl Fenerbahçelilersiniz ya? Nasıl Fenerbahçelilersiniz? Yakışıyor mu size? Harbi söylüyorum size yakışıyor mu? Bence yakışmıyor bünyenizde hoş durmuyor. Açık söyleyeyim. Bak Beştaş Montero'nun Hamburg'a buçuk milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıklamış. Mesela aynı olay Fenerbahçe'nin başına gelse. Ya, X bir futbolcu hemen Fenerbahçe taraftarı bakacak. <laughs> 24 yaşında 1.85 boyunda olan hızlı da stoper ha. Sol ayaklı sol stoper. Biz bunu kaça almıştık? Ha, 750 bin euroya almışız. O 500 bin euro da kiralamışız. O 1 milyon 250 bin euro vermişiz. 2,5'a da kiralamışız. Lan bunu almazlar lan. Bizim elimizde patlar bu. ve bu patladı yıllık ücretini falan sayın. Çöp bu. Bize kitlediler bunu. Bu arada sonraki satıştan da %50'yi Atletico Madrid alacak. Yani bakın aptala anlatır gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın yani çok detaya giriyorum burada kastettiğim nokta şu. 2.5'a satsalar bile %50'sini Atletico Madrid alacak. Yani çok enteresan değil mi ya? Eğer 2.5'a satılırsa 1.250.000 euro kazanmış olacak Beşiktaş. E zaten 750.000 euro, 500.000 euro da oradan 1.250.000 euroya zaten kiralamışlardı. Yani Atletico Madrid'in paravanlığını yapmış olacak Beşiktaş. Ama hiçbir Beşiktaş taraftarının Yönetime ana avrat sövdüğüne şahit olamazsınız. Fakat bu Fenerbahçe taraftarında var. Bu da enteresan. Mesela Lemos. Geçtiğimiz günlerde Sercan Hamzoğlu dedi ki Lemos Rusya ekibi kimkinin teklifini reddetti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Uruguaylı gelen teklifleri kabul etmiyor. Sebebi detaylar haberde diye belirtti. Sercan Hamzoğlu'nun o videosunu izleyebilirsiniz. <laughs> Sebebi ve detaylar için. Ya yani şimdi Lemos için Fenerbahçe'yi atıp tutuyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. E biri de bir Allah'ın kulu da demiyor ki lan Emre Belözoğlu getirirken ben kefilim demiyor muydu? Neyse önemli haberlere geçelim. Fenerbahçeliler Lucas Moura'yı istiyor. İstemeyen var mı? Hakikaten merak ettim. İstemeyen var mı? Şimdi Tottenham'da Brezilyalı yıldız Lucas Moura'yla yollar ayrılacak diyor. Haberde. Not bu haberi ben bir iki yani bir gün bir buçuk gün önce listeme aldım. Buradaki olay şu. <laughs> Lucas Moura transfer olacak ama nereye? Yani nereye? Arkadaşlar yaz transfer döneminde futbolcu serbest kalacak. Yani 1 Temmuz 2023'te. Yıllık ücret vermemek adına da futbolcuyu bir an önce göndermek istiyorlar. E, Fenerbahçe'de de hocam kanat eksikliği var. Rossi oynuyor tırt. Lincoln oynuyor tırt. Ya Pedro'yu denedik tırt. Ya Lucas Moura'yı alalım hocam. 12 milyon euro piyasa değeri var. Alalım, oynatalım. Çok iyi olur, güzel olur. Şöyle böyle. Peki ne kadar maç oynadı bu sezon? 11 maç. Kaç dakika? 269. E, benim hesaplamalarıma göre 3 maç yapıyor. O nasıl olacak? yine bu sezona bakalım arkadaşlar. Bu sezon 42 gün boyunca alt Adale sakatlığı yaşamış. Haberiniz var mı bilmiyorum. 8 maç kaçırmış. 29 Ağustos 10 Ekim tarihi arasında. Ve bugüne kadar yaşamadığı bir sakatlık. Alt Adale grubu sakatlığı. Bu sakatlık nüksedebilir. Eğer biz bir futbolcuyu alırsak bu sakatlık nüksedebilir. Hiçbir detaya girmiyorum. Tabii Fenerbahçe taraftarı Lucas Murayı istiyor. 11 maça çıktı. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Geçmişi şunlarla dolu. Ya biz geçmişi nelerle dolu kaç tane futbolcu aldık? Ha hepsi böyle çıkacak diye bir şey yok. Mesela bir 4 kaytın çıktığı kadar kim çıksa yeter. E Conte yollar ayrılacak demiş. Ali Koç ve Alex de Souza'ya mesaj başlatmış Fenerbahçe Lucas Fenerbahçe'ye diye. Yönetim tabii ki Jorge Jesus dinleyecek. Jesus şu anda ne yapacak? Yani ben bir şey söyleyeyim size. Ben size bir şey söyleyeyim. Lucas Moura'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yok. Yani benim sorduğum kişiler, sordurduğum kişiler, duyumcu arkadaşlarım, kaynaklarım, yönetime yakın kaynaklarım, yönetime uzak kaynaklarım. Yani hepsi aynı şeyi söylüyor. Bizim ee, ilgilendiğimiz kanat oyuncusu biraz daha genç. Potansiyelle. Bakın arkadaşlar siz istiyorsunuz ki marka gelsin. Markanın şampiyon yapacağını düşünüyorsunuz Markanın oynayacağını Galatasaray hakemleri kolluyor mu? 8 tane galibiyeti var arka arkaya Bizim maç hariç her maç hakemleri kolladı desem Yalan söylemiş olur muyum? Hadi bizim maçı da 2 tane maç çıktım 8 maçın altısında hakemlerin desteği olmuştur 8 maçın dördünde olmuştur %100 yüz katılıyor musunuz? Katılıyorsunuz 8 maçın dördünden ikişer puan çıkın her maçı berabere kaldığını düşünün 8 puan çıkın Galatasaray'dan şu anda 4 puan farkla Fenerbahçe önde. Şimdi size soruyorum. Galatasaray yıldızları getirdi. Icardi şunu bunu getirdi. Elde ne var? Sıfır hocam. Elde var. Sıfır hocam. Peki isim getirmek mi önemliymiş futbolcum? Hocam o işe almıyor. Bak adam Icardi'yi getiriyor. Sen şu... Icardi'nin kaç golü var? Bu da şey gibi oldu. Çıkart telefonunu. Matanı... Mata Hatay Spor'a gol atmış da şöylemiş bilemiş. Lan ben bakmadım bile özete. Görmediğim şey hakkında da konuşmak istemiyorum ama birçok kişi diyor ki hocam bilerek yedi kaleci diyor. Ya yok artık diyor. Yani kıskanın haset edin ama gözünü seveyim bilerek yedi ne ya? Ya bu nasıl bir tabir ya? Bilerek yedi hocam şerefsiz mi bilerek yedi diyor. Lan nasıl bilerek yedi? Bilerek yedi hocam. Ben şahit bilerek yedi diyor. O kaleci o golü bilerek yedi diyor. Kalecinin soyadını ne diyorum? Kardeşler. Ha kardeşlerse tamam bilerek yemiş olabilir diyorum. Çünkü abisi azılı Fenerbahçe düşman olunca Kardeşi de azılı Fenerbahçe düşmanı olabiliyor. Çünkü geçmişte yaşadık bunları. Neyse. Lukas Mura Lukas Mura Fenerbahçe'de tutmaz. Tutar hocam. Senin haberin yok. Sen futboldan anlamıyorsun. Sen bilmiyorsun. Futbolu bilmiyorsun. Sen futbolu bilmiyorsun. Bir tane diyordu. Bu diyor. Bu futbolun fiyasını bilmez diyordu. Doğru söylüyorsun dedim. Bunda ehlakın e'si yok diyordu birisi. O da aynı şekilde. Lucas Mura'ya ilgimiz yok. Alakamız yok. Bu sakatlık raporundan sonra kim alır bilmiyorum. Bak hocam yarın bir gün gider Chelsea Newcastle falan filan alır ben de o zaman sana takılırım. Derim ki bak hani sakattı. Ya arkadaşlar biz alamayız. Yıllık ücreti çok yüksek. O yüzden de sakatlığa vuruyorum. Belki de biz bir transfer teklifi yapmışızdır. Yıllık 7 milyon euro istemiştir. Biz de takım içi dengeler bozulmasın diye uğraşmamışızdır. Bu kadar. Fenerbahçe'den Fabio Borini sürprizi. Açarsan Horoni gelir koya. Yo bu neydi ya? Fabio Borini sürprizi. Bir kere bu tip haberler çıktı zaman ben çok mutlu oluyorum. Hakikaten mutlu oluyorum. Çünkü benden çalınan şeylerle haber yapılması beni onurlandırıyor. Diyorum ki bak 28.200 inşallah siz bu videoyu izlerken 28.300 olur. Bak bu kadar takipçi var hiçbirine mahcup olmadım. Kimse konuşmazken konuştuğumuz şeyler şimdi sosyal medyanın gündeminde. Alioski ile herkes sözleşme uzatırken bu adam dedi ki gidebilir. Beğenmiyor Jesus. Millet şunu getirirken bunu getirirken Samet Akaydın. Artık hayırlı uğurlu olsun kesin. Jesus istiyor. Bizzat Jesus istiyor ama fiyat konusunda kesinlikle inanmayın dedim. Hala da ısrarcıyım. Kulübün 3.7'sine inanmayın. Neyse Borini'yi konuşuyorduk. Sözleşmesinin sonu 6 ayında ve Fenerbahçe devreye girdi. Ali Koç, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki pazarlıklar da ortaya çıkmış. Şimdi Antalya Sporlu Hacırayt gündemde artı Hacırayt'tan hariç. Karagümrük'te kariyer sezonunu geçiren 31 yaşındaki kanat forvet Fabio Borini. Radar'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Ali Koç almaya çalışıyormuş. 2 milyon euro bedel önerilmiş. Aslına bakarsanız buna da sıcak bakmış Karagümrük haberlere Haber de öyle söylüyor. Bu sezon 18 maçta yok 18 maçta mı 17 maçta mı? Dur transfer markete bakalım. Şimdi öncelikle futbolcunun adını kapattım. Borini değil. X. Fenerbahçe X diye bir futbolcu alıyor arkadaşlar. Zorlu birlikte. 29 Mart 91 doğumlu. 31 yaşında 32 olacak. 1.80 boyunda arkadaşlar. İtalyan milli takımının bir kez formasını giymiş. Bu arkadaşımız ee, şöyle söyleyeyim size bu sezon 18 maça çıkmış arkadaşlar 1292 dakika yalnız bak. Bakın bakın açık konuşurum beyler 15 maça çıksa 1350 yapıyor. 15 maça çıkmış 11 gol 7 asist yapmış arkadaşlar. 11 gol 7 asist yapmış 15 maç süresince. Yani 1292 dakikada. Böyle bir futbolcuyu alalım mı arkadaşlar? Hem de takasla. Hepiniz kabul edersiniz değil mi? O adı Borini. Yok hocam Borini kalsın ya. Ona mı düştük? Ulan gerçekten bunu anlamıyorum. Gerçekten bunu anlamıyorum. 18 maça çıkmış. 11 gol 7 asist yapmış adam. Ve 18 maç Sürü olarak 15 maçtan da az. Ve Fenerbahçe taraftarı burun kıvırıyor. Hani bazen acaba diyorum bize her şey müstehak mı? Hani bazen gerçekten kendi kendime de soruyorum. Ulan bize her şey bence müstehak diyorum artık. Ya düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum arkadaşlar. Çıkamıyorum. Bize her şey müstehak demekle geçiyor ömrüm. Ya onu alalım çöp. Bunu alalım çöp. Bunu alalım bunu mu layık görüyorsun? Bunu alalım bunu mu layık görüyorsun? Aa, ah ah. Bu arada Sporting'in transfer etmek istediği 19 yaşındaki Osmane Diamonde ile Porto ve Fenerbahçe'de ilgileniyor diye haber paylaşmışlar. Muhtemelen istedikleri parayı kimse vermedi. Bari en azından Fenerbahçe falan eldeydi. Biz onları bir geri çağıralım telaşı gibi geldi bu bana. Çünkü durum bu arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Hocam iyi de ne Muro Moro gelir diyorsun, Mura gelir diyorsun, ne Borini gelir diyorsun, ne de... Piemonte gelir diyor. Valencia Alioski gidebilirler. Ama Valencia 1 artı bir uzatılmak üzere. Uzatılsa da gidebilir bu arada. Onu da belirteyim de. Strakoşka ya da diğer kalecilerle ilgili duyum yarım kaldı. Özür diliyorum. Buna ekleme yapayım. 4-5 tane kaleci de önerdiler o şeyden sonra. E, menajerlere haber yaptırdıktan sonra. Fenerbahçe hiçbirini kabul etmedi. Altay, Ertuğrul, ve İrfan Can'la sezon bitirilecek denildi. Hatta Ertuğrul'a güzel teklifler olmasına rağmen bu şekilde bitirilecek denildi. Nidiya de Şimiy'i Fenerbahçe'ye aldıralım dediğimde herkes is isyan ediyordu. Samet Akaydın geldiğinde itiraz edenler şimdi ilk maçından dolayı iyi diyorlar. Ama bence çok aldanmayın. Biraz diyelim. Gabriel Suazo gitti zaten. Bir dönem Fenerbahçe gündemindeydi ama istemediniz. Bakın adamlar Montero'dan ne kadar zarar etti. Bizim Lemos'un L'si kadar konuşulmadı. Hacirayt konusunda da şu an süreç e, durdu ya. Öyle söyleyeyim. Transfer şeyi durdu yani. Olacaksa da durdu. Olmayacaksa da durdu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videoyu beğenirseniz yorum da yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.